Hürmetlik Sıracın Aziz Efendim hem de şu İslam dini sizin hem de şu soruya kalan sualım da İslam dini hakikaten tenkıtını sual kuyuşunu çeklemdi bu meseleyi sizin alıyoruz karşınızda Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Üstadım Allah razı olsun. Kürmenler gibi Allah'ın selamı olsun. İslam dinimiz hakikaten bu insanın erkinliği, fikir erkinliği, söz erkinliğine alayit ehemmiyet vergen bu başlangıç devrinin, Peygamber Aleyhisselam'ın devrinin tatip devamlaşan bir erkinlik bu. Ama bu erkinlik başka ustaz dediğinde ki mutlak erkinlik yok. Dünyada hiç kandak insanın, hiç kandak dininin, hiç kandak bir cemiyetin erkinliği mutlak olmaydı. Bu Hoş. mutlaklık hakikaten başlayacak Allah has ama insaniyetteki erkinlik hem de sizinki kanun, ahlak, prensip cihetin dairesi için bulunan gibi. Hem de İslam'daki erkinlik çeşitliği gelsek ustaz bunun İslam'da naite müstehkem bir asası var. Yani İslam'daki erkinlik çeşitliğinin birinci din insanla özara beraberlik çeşitliğini asas kılıyordu. Yani insanların rengi, dili, şekli, hiç kandak bir özgürlüğünün tarihçede tarihlik olmasının beraberlik buluşu lazım. Yani insanınki insanlık şerefi var. İnsan kerameti var. Allah Kur'an-ı Kerim'de ve lekad kerramne beni Adem. Biz Hoş. insanı uluk yarattık diyendik. Uluk şerefi olan onunki hukuku var. Onun üstünde, onun için insanda bu erkinlik, adalet üstüne kurulgan buluşu lazım ki ben başkalarına zulüm kılsam, başkalarının hakkı tecavüz kılsam bu erkinlik bulmaydı. Bunun için hakikat, yakışılık ve başkalarının ki mentalitini, üzerinin mentalitini okşaş kralaydıgan hem başkalarımız yeni yetkizmeyen hem üzerinin bu mentalitini kurduğun asas ki bu erkinlik, hakiki erkinlik buludu. Ama bu şu asasla çoğulgan, bozulgan ya ki dahil terörist bu çoğulgan vakti de bu erkinlik mühendisinin yoktu. Bu vakti zulümge, tanrısızlıkke, hazır biz yaratan bu dünyadaki tanrısız dünyanın ki hazırki ahvalıga duç kelimiz. Erkinlik düşüncesi bu İslam'daki.